Arkadaşlar selamlar herkese. Infinity Kingdom'un aslına bakarsanız uzun zamandan beri beklediğimiz haberi geldi. KVK Infinity Kingdom'a da gelmiş bulunmakta. Ve Özkan bayağı bir heyecanla karşıladı gibi geldi bana bu durumu. Seviniyoruz. En sonunda KVK geldi. Bir sene olacak. Bilmiyorum bakalım. Biz de merak ediyoruz. Nasıl Buzlu olacağını. haritaya geçeceğiz. Evet. Oyundan Bakalım. siz bayağı bir soğumuştunuz Emin'le beraber. Bu KVK'nın gelmemesi yüzünden daha da yeni videosunu yapmıştık. Hemen peşine de şansımıza artık KVK sezonu gelmiş oldu. Peki Emin'in bu duruma tepkisi ne oldu? Oyuna tekrar bir ısındı mı o da? Emin de şimdi küfür etmeye başladı. Niye? Diğer tarafa ısındı ya biraz da. Şimdi biz birlikte oynadığımız için zamanımız oluyor. Sıkıntı olmayacak yani. Onu da birlikte, bu hesabı da birlikte oynayacağız. Onun hesabı da kız arkadaşı oynayacakmış herhalde. Oyun içinden gelen mesaj var mı KVK ile ilgili? Nereye geldi o? Norheim'e taze yaşam ve sürekli büyüme getiriyor. Norheim dediği ne? Ha. Bizim haritanın ismi. Lucas da size yama notlarını ve ön izleme videosunu buraya getirdi. Dişikler gelmeden önce. Ama bu şey zaten direkt videoya link yollamış gibi bir şey. Herhangi bir bilgilendirme mesajı gelmedi mi? Oyun İşte onu içinden. Facebook oyun içinden gelmiyor o şekilde. Facebook'a yönlendiriyor direkt seni. Oradan Anladım kardeşim. Direkt o zaman biz de bir Face'e bakalım. Oradan gelen KVK'nın detaylarını öğrenmiş olalım. zaten en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi, birincisi harita nasıl olacak? Renk haritada oynuyoruz. Şimdi buzlu haritaya geçeceğiz. Bakalım buranın sistemi nasıl olacak? Belirli bölgeleri alman gerekiyormuş ilerlemek için. Aslında bayağı büyük bir güncelleme var. 1.7 noktalarına baktığım zaman Evet, sen evet. bunları okudun mu komple bilmiyorum ama bayağı büyük. Ghost Fiesta'nın Jekko fenerleri hala açık ve Lordların Norheim'de şimdiye kadar görülen en büyük güncellemeyi karşılama zamanı. Çok kapsamlı, sadece KVK'ya yönelik bir güncelleme değil gibi. Merakla beklenen çok sunuculu GVG oyun modu. Ya SVS de diyorlar. Bilmiyorum, Ha? değişik şeyler. KVK'da yazıyordu. Şimdi değişik bir şeyler yazıyorlar kafalarına göre. Ben anlamıyorum Legion bu sapmaları. of Forceborn burada. Bu oyun modunda çeşitli sunuculardan lordlar nihai zafer için pazarlık yapmak, ortaklıklar kurmak ve birbirleriyle savaşmak için donmuş diyara seyahat edecek. Siz ve ittifak Evet. üyeleriniz kendinizi ısıtmak, karanlığı dağıtmak ve görüş yakınlığınızı genişletmek için termal kuleler inşa edeceksiniz. Karşılıklı rakip olacak. Aynı Aha. şey gibi hani birlikte oynuyorduk ya, bunun da Osiris maçındaki olduğu gibi bölgeler alıyorsun. Rakip de kim daha hızlı olursa o şekilde ilerleyecek. Ama bu oyunun mesela savaş mekaniği çok daha zevkli olacak. Bakalım. Değişik kombolar hazırlıyorum. Rise of Kingdoms KVK gelmeden önce inanılmaz zor gelişilen ve birazcık da sıkıcı bir oyundu tabii Rise of'ta. KVK geldikten sonra çok fazla ödül dağıtmaya başladı. Doğal olarak burada da yeni ödüller gelecektir. İşte gnomların bölgesini ele geçirdikçe oyun size ekstradan elmastır, cevherdir. Farklı farklı ya da sarı, burada da şeydir, komutanlardır. Sarı sarı ödüller buradası da verecektir. Bu da oyuncuların bir tık daha gelişimini etkileyecektir herhalde. Bu GVG dedikleri Ya sistem. bir amacı oldu artık oyunun. Çünkü kendi serverında zaten bütün rakiplerinle savaştın, ettin, herkes denedin yani. Şimdi diğer serverlarla bir de server hani KVK sisteminde zaten başka krallıktan birine saldıracağın için hiçbir sıkıntın olmayacak yani. O yüzden herkes savaşmak isteyecek. Bu oyunda herkes dostluk biraz daha olduğu için pek savaş üzerine değildi. Şimdi KVK'yla çok daha heyecanlı bir duruma gelecek. Sen iyice okumuş muydun peki bu KVK sisteminin nasıl olduğunu? Haber. Açıkçası çok fazla okuma şeyim olmadı ama işte videolarını izledim. Videolardan bayağı bir şey anladım. Hani dediğin gibi bölümlere alınıp ortak bir alan var. Hani şeydeki olduğu gibi, Rock'taki gibi. Orayı kim alırsa o alacak herhalde ödülleri Biz diye tahmin ediyorum. bu KVK'ya, GVG'ye girebilmek için sunucunun 60 gün veya daha uzun süredir açık olması gerekiyormuş. 60 gün altındaki krallıklar, serverlar bu sisteme giriş yapamıyorlar. Ve aynı zamanda da ittifaka katılmış oyuncuların, daha doğrusu lordların bir ittifaka katılmış ve belediye binalarını 15. seviyeye getirmeleri gerekiyormuş en az. Bu tarzı bir sınır koymuşlar. O normal yani yeni sezon yeni serverlar için giremezler. Değişmeleri gerekiyor. Sezon 1 ila 3, yani 3 sezon varmış burada da. Direkt 3 sezon getirmişler. 8 sunucu katılıyormuş. Sezon 1 bitişik sunucu numaralarına sahip sunucuları aynı Legion'da eşleştirecek. Yani o benzer sunucuları yine Rise of'ta olduğu gibi 1, 2, 3, 4, hani aynı ilk 8 mesela. İlk 8 sezon beraber girecek. Yine bu şekilde yapmışlar. Sezon 2 ve sezon 3 sunucuları da daha geniş alanlardaki klanlıklar
karşılaşacaklarmış. Yani 1. krallıkla 50. krallıkta karşılaşabilir gibi. Orada da herhalde Anladım. yine güce göre eşleştirecekler sanırım. Bir ikinci sezondan Bence sonra. dediğin gibi her elenenler kendi aralarında olacak herhalde. Sıralama yapacaklar. Yok şey olur Zorluya ya. zorlu. Yok yok yok. Şeyde de öyleydi. Şimdi sezon 1'de 1 ile 8 arasındaki serverlar direkt ilk KVK'ya giriyorlar. Bunlarda ama Evet. mesela 5. server diyelim ki çok güçlü olabiliyor. 1. server çok güçsüz olabiliyor. 1. sezonda artık kimin gücü kim daha güçlüyse hani bir taktik gerektirmiyor. Anladım. Ama sezon 2 ve sezon 3'te de mesela güce göre eşleştirirler bence. Belki az sonra gözükür burada da. Yani diyelim ki 1. server'ın gücü düşük. Başka 50. server'ın gücü 1. server'a yakınsa o ikisini eşleştiriyor gibi düşün. Bence öyle olur diye düşünüyorum ben. Güzel yani. Bence bayağı bir şeyler değiştirecekler. Güzel oldu. Ben çok memnunum yani. Çünkü son zamanlarda pişmanlıklar yaşıyorduk. Sen bayağı heyecanlandırmışsın. Orası kesin yani. Fetih sezonu Evet. varmış burada da. Bu sezonda sunucular her sunucunun Lord gücünün önceki savaş sonuçlarının ve Lord'un aktivite seviyesinin kapsamlı bir analizine dayalı olarak gruplandırılacaktır demiş. Bu gruplarda adaleti sağlamak için rakipleri güçlerine göre eşleştirmek içindir. Bak dediğim gibiymiş. İlk fetih sezonu başladıktan sonra fetih sezonları süresiz olarak dönmeye başlayacak. Her fetih sezonu bir önceki fetih sezonunun bitiminden hemen sonra başlayacaktır diyor. Bir de tabi deneme sezonu varmış. Bu normal sezondan daha kısa sürer ve farklı bir eşleştirme sistemi ve ödülleri vardır diye bir kısaca şey yapmış. Sadece tek sıkıntı bu oyunda rally sistemi. Rally sistemi biraz garip. Onun biraz değişmesi gerekiyor. Görüş yakınını elde etme. Görüş yakınını elde etme ne? Ya işte şey herhalde bölge almak, o sis açma gibi bir şey olacak. Hmm. Çünkü bak istersen videosunu gösterebiliyor musun? Göstereyim. Şurada bir video Senin. da paylaşmış zaten. Evet. Böyle buzlu bir harita. Bak burada Burada her şey. gerçi şey var. Diğer taraflar siyah gözüküyor. Görüş dediği o herhalde. Bak orayı açtım. Oraya kule kuruyorsun. Oradaki sisleri kaldırıyorsun. He. Kontrol noktaları. İttifakınız bir şehri veya kontrol noktasını işgal ettikten sonra şehrin veya kontrol noktasının görüş yakınlığını kazanacaksınız diyor. Bu sisle alakalı bir şey değil bence ya. Az önceki şeyi gördün mü sen? Normalde bu oyunda var mıydı öyle bir şey? Mevcut hani olduğum bölge açık gözüküyor. Diğer yerler biraz gölgede gözüküyordu videoda. Dikkat ettin mi ona? Evet işte o sis açıldıkça oluyor diye gördüm ben. Sanki senin bulunduğun bölgeyle alakalı bir şeydi gibi geldi bana da. Bak şurayı görüyor musun? Şuralar siyah. Bu sistil bu. Bak sen şu bulunduğun bölgeyi görüyorsun sen. Görüş alanının Ama bak içinde. biraz da o şey yapmışlar. Direkt sistem şeyi bitirmemişler. Oraya biraz karanlık bırakmışlar. Ondan sonra da sis başlıyor. Bak kenarlara bak. Şuraya mı diyorsun? Yani en kenarlara baktığın zaman sis, ondan sonra karanlık, sonra aydınlık işte. Şey yok şu karanlık bölge var, aydınlık bölge var ya. Normalde sizde böyle Evet. aydınlık bölge, karanlık bölge var mıydı Infinite Kingdom'da? Yok. Yok öyle bir şey İşte yok. Üç bölge var. bu yeni şeyde sanki bir görüş menzili olacak gibi bir şey. Hani belli diyelim ki ordunun olduğu yerin belli bir kısmını göreceksin galiba. Diğer yerler gölgeye bürünecek herhalde. Yani şuradan gelen bir orduyu göremeyecek misin? Öyle bir şey gibi algıladım şu an bu görüş olayını. Yanlış anlamışımdır belki ama. Infinity Kingdom'un yapısıyla da uymuyor diyorsan sen böyle bir şey yok diyorsun Infinity Kingdom'da. Yok uymuyor. Görmen gerekiyor. Yani. Ben öyle biliyorum. Ama o geliyorsa da bilmiyorum. Bak biraz daha garip olur. Normalde bana saldırıları zaten direkt raporla geliyor. Adam oradan karanlıktan gelsin gelmesin. Ne önemi var Bana ne tabii zaman olacağını. diyorsun ama belki şeydir bu sistemi değiştirdilerse sürükle bırak gibi bir sistem getireceklerse bir de buraya da O KVK zaman ile olabilir. beraber. Oraya kadar yaklaştırıp birden saldırabiliriz. Evet. Olabilir. Ben bu kadar detay olduğunu bilmiyordum yani. Çok detay var. Sayenler öğrenmiş oldum ben daha. Ama ben sana Bir de söyleyeyim. şey gibi sizin sekizli gibi buna da şimdi yeni şeyde araştırmalar getirecekler. Ama inşallah her KVK için tekrardan sıfırlananlardan değildir yani. Eğer Bence o şekilde bu şekilde çok gibi hissettim para ben kanka. Çünkü çünkü KVK değişiklikler getiriyor. başlıyor. KVK bitiyor. Sonra tekrar normal haritanıza döneceksiniz burada da o Şurada şekilde. mesela zaten şey diyor, bina etkileri diyor. İşte ondan sonra ben gördüm şeyi de getirecekler. Değişik araştırma falan. Bunlar geri kalan detayları bence çok önemli. Yani hızlıca belki hani önemli bir detay yakalarız diye görmeye çalışıyorum da kanka. Çok uzun ya Çok o. uzun yapmışlar. Daha Şeyi ben her bunları görmedim işte. KVK hiç başlamadı ki Mehmet. He. Bilmiyorum ben yani hiç daha yaşamadık. Da. Buna hep yeni şeyler getirecekler. Bin sene ne kadar daha yaşa yani. Şu anda Çok çok. ortasındasın çünkü. Çok çok. Sen bunun hepsini okuyacaksan oyun video bitmez kanka. Yok Bence yok. genel bir şey bahsedelim çıkalım yani. Şimdi bak hazırlık sezonu normal haritaya başlarkenki sezon. Burada da yine bunu ayarlamışlar. Sezon 1 var.
Yine ilk tur. Sezon 2 var. Sezon 3 var. Bir de fetih sezonu var bunda da. Bu şu an Rise of Tamam, Kingdoms'un aynı sistemi. KVK sistemi. bunu söylemen güzel. Bu yeterli bence. Bunu işte Aynen. sistemi de söylemiş. Daha aşağılara inmence gerek yok. Neyse bakalım. Bu artık şöyle diyelim. Oyuna yeni gelecek olan KVK sistemi artık Infinity Kingdom'un tamamlanmış. Yapbozu tamamlanmış kısmı gibi oldu. Oyuncular heyecanlı. Bundan sonra daha fazla oyunculara hitap edecek. Aynı zamanda tabii ki oyuna para yatırılma olayını da teşvik edecek sanırım. Yeni KVK sistemi. Sen oyuna Şimdiden tekrardan başladı da zaten. başladın Yani mı? bizim balinalar bayağı bir çıldırdılar yani. Ne varsa almaya başladılar yine. Teşekkür ettim Özkan konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim Mehmet. Var mıdır eklemek isteyeceğim bir şey kardeşim? Canın sağlığı. Herkese selam söylüyorum. Aleyküm selam. Dikkat et kendine. Görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar videonun kapanışında şöyle yapalım. Artık biliyorsunuz KVK giriyor. Bununla beraber yeni paketler de gelecektir Infinity Kingdom'a. Ve aynı zamanda bu da muhteşem Cuma zamanına, indirim zamanına yine denk geliyor. Ve yine Epcaleri'nin mükemmel bir kampanyasıyla karşılamış oluyor bu durum bizi. Hızlıca size bu kampanyadan bahsedeceğim ve videoyu da devamında bitirmiş olacağım. Özellikle muhteşem Cuma'da her yerde indirim var ve Epcaleri inanılmaz derecede bu sefer çok çok fazla cihaz dağıtıyor. Ve her 600 TL'den fazla satın alımlarda uygulama içi harcama işlemlerinden %30 Huawei puan elde ediyorsunuz. Etkinlik 18 Kasım tarihinde başlıyor. Yani bu videoyu ben yüklediğim tarihten itibaren etkinlik başlamış oluyor. Her 600 TL'den fazla satın alımlarda ekstradan %30 Huawei puan size gelmiş oluyor. Artı her 300 TL'den 600 TL'ye kadar olan satın alımlarda da %25 Huawei puan getiriyor. Ve diğer tüm satın alımlarda da yine %20 sabit Huawei puan kazanacaksınız. En çok harcama yapan kullanıcıların kampanyası var ve bu kampanyalarda da Sky 3'ten 200 adet geliyor. MatePad T10 S'den 70 adet dağıtılacak. Freeboots Lipstick'ten 40 adet, Freeboots Studio'dan 30 adet, Watch 3'ten 25 adet, Mate Swift GT'den 15 adet, Nova 9'dan 20 adet ve MacBook X Pro 5 adet dağıtım yapılacak. Ve bu dağıtımlarda tabii ki sizin harcamalarınıza göre kampanyalar 4.000 TL, 10.000 TL, 20.000 TL, 30.000 TL, 50.000 TL, 75.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL olarak farklı harcama şekillerine göre ayrılmış durumda. Ne kadar çok harcama yaparsanız bu cihazlardan o kadar çok alma şansınız artmış oluyor. Aynı zamanda yine sabit bir şey vardı bizim kampanya süresince biliyorsunuz çark şansı, çark etkinliği var sabit getiriyorlar. 9 TL ve üzerindeki harcamalarda günde 20 defa bu şanslı çarka katılma şansınız oluyor. Ve bu şanslı çarktan da 1 GB internetten 7000 adet, 2 GB haftalık internetten 2500 adet, 8 liralık Epcaleri kuponundan 5000 adet dağıtılıyor. 30 TL'lik Epcaleri puan kuponundan 1500 adet, 50 Huawei puanı 1500 adet, 75 Huawei puanı 1000 adet, 100 Huawei puanı 750 adet ve 1 Huawei puanından 20.000 adet tane dağıtım yapılmış olacak. Muhteşem Cuma etkinlikleriyle beraber KVK'nın aynı anda denk gelmesi Infinity Kingdom'da da geçerli bir etkinlik. Sanırım doğru zamana denk geldi Infinity Kingdom kullanıcıları için. Bu arada aşağıya tabii ki Epcaleri'nin Discord linkini kendi Discord adresimde koyacağım. Galeri yetkilisine ulaşabilirsiniz. Onunla beraber çok harcama yapan oyuncularsanız iletişime de geçebilirsiniz. Ve ekstradan size bu kampanya ekstradan size özel tekliflerde bulunmasını isteyebilirsiniz. Çok harcayan oyunculara özel ekstradan teklifler gidebiliyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ve bir yorum atarsanız da beni memnun edersiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.